Yani hepimiz birlikte batacağız. Yani çok doğru bir Tabii. vurgu. AKP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi, CHP'lisi bu yolsuzluk gerçekten hepimizi batıracak. Yani şunu bir ahlaki çöküş yaşadığımız tespitini çok net ortaya koymak gerekiyor. Bu Sayıştay'ın raporunda da say say bitmiyor yolsuzluklar ya. Artık öyle bir hale geldik ki yolsuzluk yapan kendisinin cezasının olmayacağını düşünüyor. Yani bir cezasızlık söz konusu. Yani çünkü şundan da kaynaklanıyor bu. Yani bu biraz önce Ozan'ın da bahsettiği yeni sistemde, başkanlık sisteminde tamamıyla yargının, iktidarın, siyasetin güdümüne girmiş olması ve oradan talimatlı haline herkesin kabullenmiş olması bu yolsuzluk yapmayı isteyen, yani bu toplumdan çalmayı isteyen insanlara büyük bir cesaret veriyor. Çünkü şunu söylüyorlar. Çalsam bile işte sıraladı, bir kısmını sıraladı Murat. Yani sayfa sayfa daha çok fazlası var. Bunları yaptığında bunların herhangi bir bedelinin karşısına gelmeyeceği fikrine çok çok inanıyor. Ya abi adam Ama Arnavutköy Belediyesi'nde adam bak organizasyon yapmış. Anneler Günü organizasyonu yapmış. Ve aynı zamanda toplu nikah töreni işi yapmış. Şey diyor ki ihalede. Sen diyor 1950 model araba alacaksın diyor. Getireceksin diyor. İhalede şartnamede bu. Aynı zamanda diyor uluslararası üne sahip sanatçı getireceksin diyor. Bütün hepsine tamam tamam diyor. Anneler Günü'nde etkinlikler var, piknik yapacaksın falan. Tamam diyor. anlaşma böyle. Anlaşma böyle. İhale yapılıyor. Sayıştay gidip bunu denetliyor. Ya diyor ki bunlar yapıldıysa etkinlikler bana videolarını gönder. Videolar bir geliyor. Abi 1950 model araba denilen araba belediyenin arabası çıkıyor. Renault Megane. Belediyenin arabası çıkıyor. 2017 model arabalar çıkıyor. Sanatçı dediği ilçedeki sanatçılar çıkıyor. Sahneye bu arada Uluslararası. kayıtlı sanatçıların da hiçbir sahneye çıkmamış bu arada. Çıkmamış. Salon tutulması, otel tutulması deniyor. Otel ne alaka? Spor salonu tutuluyor. Belediyeye ait spor salonu tutuluyor. Milli Eğitim'e ait spor salonu tutuluyor. Belgeliyor hepsini Sayıştay. Bunların hepsini örnek veriyorum. Ben adamı arıyorum. Kitap yazıyorum. Şakide yazıyorum. Adamı arıyorum. Şirinevler'de bir tane ofis. Adama diyorum ki beyefendi ben kitap yazıyorum sizin hakkınızda. Sayıştay'ın bir tespiti var. Yolsuzluk yapmışsınız efendim diyorum. Evet diyor, ne yazdıysa doğru diyor. Suratıma kapatıyor telefonu. Çünkü karşılığı olmadığını biliyor. Aynen. Çünkü niye? Şu andaki mevcut iktidarın içerisinde kendisine yer bulmuş ve kendini güçlü hissediyor. Çünkü diyor ki ben dünya sosyal hesap soracak yok. İşte vatandaşı da bunu ikna ediyor. Vatandaş da bunu kanıksıyor. Ama sistem de bunun üzerine kurulu bir yandan gerçekten. Yani şu anki sistem bunun üzerine yürüyor. Bakın yolsuzluk iddiaları Şimdi şey çok yapacağım da ben de. ne? Videodaki gibi kalkacağım kahrolsun bu düzene diyeceğim. Lanet Şey olsun böyle düzene. Niye Lanet olsun tekmeleyeceğiz düzene. çöp tenekelerine? Yani çok güzel bir video bu arada hepimizin içindeki ses oldu. Kesinlikle. Sosyal medyada yayılan video. Yani bütün sistemde baktığımızda işte çok daha boyutlu yolsuzluklarda da aynısını görüyoruz. Yani çok büyük bir iddia atılıyor ortaya. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıkıyor ve diyor ki ya bu Ankara'da, Anka Park'ta dinozorlarla ya gözümüze sokarak yani devasa kol saatleriyle, devasa robotlarla şehir yani kapıları vesaire. Şehir kapılarıyla Ben bu yani Ankara ile ilgili bir şey göz söyleyeyim mi? göre Yeni göre bir bomba yaptıkları o söyleyeyim mi şehir. size Ankara ile ilgili? Mesela Evet. ben Melik Gökçek beni engellemiş. Yoksa Twitter'dan soracaktım. Cep Belki telefonunda da cevap ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. Çok aradım. Kendisine de oğluna da ulaşamadım. Mesela ben Ben şey yönlendiririm. Ben engelli değilim. Gerçekten mi? Tabii. O zaman bundan sonra benim en değerli arkadaşım Belki cevap sensin. alırız. Ya merak ediyorum mesela hani şimdi geçen günlerde Osmanlı Spor'dan kasasından 300 bin dolar çekilip de Ankara yolunda, Konya yolunda yakalanan bir Osmanlı Spor yöneticisi var. İfadesi alındı bunun. İfadesi alınırken 300 bin doları Osmanlı Spor'dan aldığını. Bu Osmanlı Spor'un da yöneticisi bu kişi. Birilerinin emriyle gitmiş. Bunun içerisinde Gökçek ailesi var mı? Ben merak ediyorum mesela. Gökçek ailesi bununla ilgili ne diyor? O 300 bin Arabanın dolar. içinde mi? Tabii. O da nasıl oluyor? Gidiyorlar 300 bin dolar çekiyorlar. İki kişi arabayla gidiyorlar Adana'ya doğru. Yolda bir petrol istasyonunda duruyorlar. Birisi lavaboya gidiyor. Diğeri arabada bekliyor. Diğeri geliyor. O lavaboya gidiyor. O biri kaçıyor. Telefon da kapatıyor. Ondan sonra ortaya birileri giriyor. Birileri Parayı alıp mı aranıyor. kaçıyor? Tabii, parayı da alıp kaçıyor. Telefonu kapatıyor. Öyle deniyor. Öyle deniyor. Bununla ilgili de tabii ki bir taraflar aranıyor filan. Yakalanıyor kişi. Osmanlı Spor'un şeylerinden, yetkililerinden. Sonra tabii kimlikleri filan siliniyor. Osmanlı Spor sayfasından da siliniyor. Tabii onları biz gördük. Akreditasyon sorumlusu kendisi. İfadelerini gördüm ben, okudum.
ifadelerinin içerisindeki şeyleri okudum. Çok enteresan mesela. Çok merak ediyorum ben Gökçek ailesinin bir bağı var mı yok mu diye. 300 bin dolar yani. Sayın Gökçek'e çağrı yapalım buradan. Cevap hakkı her zaman geçerli. Keşke gelse. Ben çok defa çağırdım. Her zaman geçerli. Ben işte, isterim mesela buraya gelsin soralım. Bu bir karartma sistemi yani. Sadece bu olayda da olan değil. Yani bütün sistemde şöyle bir üzerine kurulu. Yani medyanın %95'ini elimde tutuyorum. Yani izlenmiyor ama gerçekten şöyle bir misyonu taşıyor. Hatta bu kutuplaştırma araştırmasında da o var. Toplumun bir kesimi sadece o kanallardan bilgi ediniyor. Çok büyük bir kesim değil ama bir kesimi oradan ve seçmen profilleri yani AKP'nin iktidarın seçmen profili oradan bilgi alıyor. Bir yolsuzluk iddiası. Bakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyor. Mansur Yavaş söylüyor ve 750 milyon dolarlık bir yani devasa bir yolsuzluktan bahsediyor. Bir açıklama duydunuz mu AKP'den? Hayır. Gelmiyor. Çünkü ihtiyaç duymuyor yani. İhtiyaç duymuyor. Çünkü bunu şöyle biliyor. Bunu kulağın üstüne yattığı zaman, kararttığı zaman yani bir şey söylemediği zaman gündemden yavaş yavaş düşünüp ve kendi seçmenine de bu işin ulaşmadan üstünden yani bunu halledebileceğini düşünüyor. Ama buradaki temel Türkiye'nin problemi yargının olmaması. Şimdi yargı olsa veya medya olsa gerçekten hesap sorabilen, şimdi ana akım medya artık buralar gerçekten. Yani ana akım medya dışında bir medya yani kurumsallaşmış bütün her tarafıyla topluma ulaşan bir medya caydırıcılığı olsa bunu yapamayacak. Ama işte o baskılama sistemiyle, o susturma sistemiyle bunu devam ettirebiliyor. Aynı şekilde yargıda bir mahkeme, bir dava konusu olmamasını sağlayabiliyor. Veya ya bakın bugün çok ilginç bir olay var gündeme gelen. Yani Halk TV web sitesinde zaten ortaya çıkartıldı. Bir tane eski Belçika basın ateşesi yani basın müşaviri Hamza Bey'le sınır kapısına çıkarken aracında 100 kilo eroinle yakalanıyor. Evet. Bakın 100 kilo eroin. Belçika basın elçiliği. Evet, eskiden eski basın. Ama orada da şimdi Müslüman lobilerinde faaliyet gösteren böyle çok da aktif daha önce işte resmi görevler de üstlenmiş olan yani böyle orada hatta sarayda fotoğraflarını paylaşmış olan işte Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı bir yandan da böyle AKP yanında yandaş kanallarda sürekli demeçler veren dış politika uzmanı olarak konuşan biri. Bakın 100 kilo eroin ne demek biliyor musun? Yani bu büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı. Ve normalde biz 30 kilo eroin yakalandı, 25 kilo eroin yakalandı, 10 kilo esrar yakalandı. Biz o operasyonlardan sonra gümrük muhafazanın operasyonu. Abi sen eroin konusunda artık uzman oldun. Evet gerçekten öyle oldu. Yani. Ama bu olay gerçekten sonra... şey karartma ile ilgili çok ilginç bir olay. Ve normalde o operasyonun yayınlanır. Hatta o uyuşturucu kaşıran kişinin üstüne sardıysa onlar gösterilir. Aracı gizli bu arabada çıktı ama değil mi? Bu arabanın gizli bölgelerinde evet, çıktı. Evet arabanın gizli bölmesinde yani köpek tabii. Koklar şey. Arkadaş haberimiz oldu. Günlerce yani 9 Aralık'ta yakalanmış. Saygı abi yazdı. Evet işte oradan Saygı abi yazınca, Saygı Öztürk de yazınca aynı şekilde öğrendik. Ve bu kişi günlerce açıklama yapılmayabiliyor. Bakın devletin gizli yerlerinde kalabiliyor bu. Ve günler sonra biz öğrenebiliyoruz. Ve öğrendiğimizde de komple dönüyor. Biri koy. Ulan 100 kilo. 100 kiloyu nasıl bir yere koyabilirsin? Yani nasıl 5 milyon aracından... euro olmuş. Evet 5 milyon euro tutarındaki bir uyuşturucudan bahsediyoruz. Veya onu geçelim. Yine kamuoyu gündemine gelmemesiyle ilgili. Ya sarayda bir yemek düzenleniyor. Ve Iraklı heyet için yani Irak Başbakanı gelmiş. Bir yemek düzenleniyor. Ve o yemeğin görüntüsünü Iraklı heyetten biri paylaşınca biz görüyoruz. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ya da sarayında düşünün ne olduğunu bilmeyen eskiden Ankara muhabirleri, Ankara kulis haberleri dediğiniz şey şuydu. Adım atılsa haber olurdu. Yani bir sürüyle muhabir her yerde gezer, bilgileri toplar ve Ankara'nın nabzı hakkında biz yani her zaman bilgi sahibi oluruz. Ama şimdi Iraklı diplomat Facebook hesabında paylaşınca görüyoruz. Evet. Ya bu çok ilginç değil mi? O sarayda belki ne yemekler oluyor? O heyette ki bu bulunan bir kişi de oluyor. O heyette bulunan bir kişi de sonra Irak'a gidiyor. Irak'ta bizim adımıza Türkiye işgalci diyor bize. Evet. Aynen. Bir de 5 milyar dolar yardım sözü verdi gibi açıklamalar da yapmışlar. Ama şimdi bakın olay Faruk Bildirici bu konuyla ilgili çok güzel bir yazı yazmıştı ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle konuşarak yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı muhabirleri Cumhurbaşkanı'nı takip etmekle yükümlü. Ben de Cumhurbaşkanı'nı takip ettim muhabir olarak. Daha başbakandı o dönem. Cumhurbaşkanlığını da takip ettim. Ya peşinde gezersiniz. Arabanız vardır. O arabayla Cumhurbaşkanı aracı bir yere gider ve siz o aracın yani 3 tane 5 tane de o zaman o kadar tabii böyle devasa konvoylar olmuyordu. Takip edersiniz ve her adımını bilirsiniz. Size zaten programını verirler. Ve oradan öğrenirsiniz. Şimdi biz bunu bile artık o sarayda Faruk Bildirici yazdı.
en uç noktaya muhabirleri alıyorlar. Muhabirler bilgi bile alamıyor programdan. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la bile çoğu zaman ulaşamıyorlar, görüşemiyorlar. Bir düşünün. Medyanın karartmasını düşünün. Bunun gibi neler oluyor olabilir ve bizim ne haberlerimiz olmuyor olabilir. Şimdi medyayı bu cebe koyduk. Medya bir büyük ölçüde buralar olmazsa karartılmış vaziyette. Merkez medya belli bir süre yok edildi zaten. Düşünün 27 saat yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasını duyuramadılar. Ülkenin duymayan insanları vardı. Şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. İşte şu anda da hala biz Berat Albayrak nerede? Ben burada neden? Türkiye'de, Tanzanya'daydı, geldi evet. Şu anda Türkiye'de. İşte ben söylüyorum. Ama yani kamuoyu önünde bir açık. Hala da bu alınmasından sonra bir açıklama, bir röportaj. Öyle yani değilse lütfen yalanlayın. Murat Arel diyor ki Tanzanya'daydı, şimdi Türkiye'de. Değilse lütfen yalanlayın, kayda geçsin. Hemen akrabasını çağırırız. Sohbet ederiz. Ama şunu işte yani bu kadar gizlenebilen, bu kadar karanlıkta bırakılan bir ülke. Şimdi yolsuzluğu yapan da bunu biliyor. Ya ben saraya yakınım. Aileyle de daha önce ticaret yaptım veya başkalarıyla ticaret yaptım. Korunurum diyeyim düşünüyor. Korunurum diye düşünüyor. Medya ayağında da böyle kendini rahat hissediyor. Bakıyorsunuz yargı kısmı. Asıl dehşet verici nokta bu. Yani adalet mülkün temelidir. Yani devletin temelidir kısmının en kritik noktası ve biz bundan çöküyoruz evet, zaten. Evet. O yolsuzluğu yaptığı zaman Melih Gökçek örneğin yolsuzluk yaptı mı yapmadı mı bu yargının konusu. Biz bilmiyoruz ama böyle bir iddia var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın böyle bir iddiası var. Hı hı. Ve bunu madde madde sunduğu bir iddia teftiş var. Teftiş kurulu tespit etmiş, müfettişler tespit etmiş ve raporlamış artık bunu. Aynen. Belgelendirmiş, raporlamış. Bir şey ekleyeceğim. Murat'ın söylediği şeyle başlayacağım. Aslında onu da bitirmek gerekiyor ama onunla başlamak gerekiyor. Murat dedi ki yargının böyle siyasallaştığı bir noktada Sayıştay'ın bağımsız olması beklemek abesle iştigal dedi. Şimdi bunu tekrar hatırlatarak gireceğim. Normalde Sayıştay raporunda bir kamu zararı varsa ya Sayıştay şöyle işler. Sayıştay bir kamu zararı tespit eder. Bu Murat'ın dediği gibi yani bu konuda uzman müfettişler denetleme yaparlar. Çok teknik bir inceleme yaparlar ki Murat da zaten o kadar biliyor yani biliyorum o şeyleri mevzuatı da ve incelemeleri de. Bu raporlar yazıldıktan sonra kamu zararı çıktıktan sonra hesap yargısı dediği bir sistemi var Sayıştay'ın. Yargılama yapar, dairesine gönderir ve kamu zararına sebep olan kurumdan bunu tahsil eder. Yani normalde ya da kişiden. Kişiden ve sen bunun tarafıysan bunu temiz edebilirsin. Buna başvuruda bulunabilirsin. Yani biz vatandaş olarak gidip bir işlem yapamıyoruz Sayıştay raporuna ya da Sayıştay raporu ile ilgili bir yere başvuramıyoruz. Çünkü Sayıştay kendisi dediğin gibi özel ayrı bir kurum ve kendi kanunu olan bir kurum. Şimdi Sayıştay bağımsız olduğu zaman ve olması gerekeni yaptığı zaman senin dediğin meydan yapacakken kaldırımda ne yaptığı belli olmadığı bir şey yapamayacak zaten. Evet. Çünkü kamu zararını çıkartacak, yargılayacak, tahsil edecek. Biz bir ara hatırlıyorsan Sayıştay raporları açıklanmıyordu. Yani biz Sayıştay raporu bile yoktu okunacak. Evet. Hani böyle olduğu zaman yine aynı noktaya geliyoruz. Orada yine Murat söyleyince bir silkelendi. Murat konuşurken aynı bunları düşündüm. Şunu düşündüm. Bunları da yaptın, yapmadın. Eksik raporlar. Hani Sayıştay Başkanı'nın ve üyelerinin görevini yapmamasından dolayı işte kendi disiplin kuruluna şikayet unsur hani işler mi onlar diye düşünürken dedim ki yani yapsak ne olacak? Sonra tabii ben bunları düşünürken Murat dedi ki susmayın alışmayacaksınız. Biz en azından bunu kayda geçireceğiz. Evet. Yani o noktada yine Timur'un söylediği gibi insanı bir noktada ya yapsak ne olacak ki noktasına gelip bir kırılma ve bir vazgeçme yaşıyoruz. Belki dediğin gibi orada onu yapmamak en azından konuşmak. Ya toplumu anlıyoruz aslında. Toplum aslında susmak istemiyor biliyor musunuz? Ben bugün mesela az önce ama sonuçsuz kalmasından mütevellit bir yılgınlık var. Yılgınlık evet yılgınlığa sebebiyet veriyor ama bizler işte. Ama bir öfke de var baksana. Bu gazeteciler aynen ona geleceğim. Çöp şeyin tekmeyi lanet bunlar, olsun bu bunlar yavaş yavaş bağırıyor. Yavaş yavaş toplumda baş gösteren tepkilerdir. Ve ben diyorum ki birçok davadan yargılanan kişi olarak ve yine sesleniyorum ve yine sesimi yüksek çıkarıyorum ben. Diyorum ki susmayın. Sakın ha susmayın. Sakın ha hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Bu sizin hakkınız. Bu insanların üzerindeki en çok çekindikleri şey siyasi partileri bağımsız olarak söylüyorum bunu. Bu insanların art niyetli ve kamuya zararı uğratmaya çalışan, yolsuzluk ve hırsızlık yapmaya çalışan insanların en çok korktuğu şey hesap soran toplumdur. Hesap soran toplum da eninde sonunda kazanır. Eninde sonunda kazanır. Hiçbir düzen, hiçbir yönetim sonsuza kadar gitmez. Eninde sonunda bir yerde biter. Bittikten sonra geçmişe ait ne varsa hesabı sorulur. Yargı önünde bu sorulur. Çünkü burası hukuk devleti. Bizim ülkemiz fakir bir ülke değil. Bizim ülkemiz çok zengin bir ülke.
Ama ne yazık ki bizim kaynaklarımız eşit ve adil şekilde dağıtılmıyor. Bir taraftaki insanlar hamuduyla götürüyor. Hamuduyla götürüyor. Bir taraftakiler ne yazık ki hiçbir şey alamıyor. Sen kalkacaksın, benim aldığım sudan, elektrikten, çocuğuma aldığım mamadan, evime aldığım elektrikten vergi alacaksın, fon alacaksın. Ama sen bir taraftaki insanın almış olduğu lüks eşyalarından herhangi bir vergi almayacaksın. Ve benim verdiğim vergilerle, bana hizmet et diye verdiğim vergileri sen kalkacaksın siyasi düşüncesi ya da hayat tarzı sana benziyor diye kalkacaksın ona aktaracaksın. Yapamazsın. Yapamazsın. Bu millet yaptırmaz. Evet, burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Millet diyor ki biz artık muhalefet olmaktan bıktık. Bir de bizim sözümüz ne yazık ki bu karşı görüşü destekleyen insanlara gitmiyor. Biz bunu söylediğimiz zaman karşıdaki insan diyor ki aman yine bunlar işte yalan söylüyorlar. Değil. O insanlara bizim belgeli konuştuğumuzu, bunun sadece gerçekler olduğunu ve kendi hakkının yenildiğini anlatabilsek, cebindeki parayı birilerinin çaldığını anlatabilsek, emin olun ki o insanlar ilk başta bizden ya daha işte fazla tepki gösterecek. Anlatama diye senelerdir süren bir algı, şimdi, oturmuş bir sistem var. Gençlerle ilgili şey yapıyorlar, toplantı yapıyorlar, beni davet ediyorlar. Gençlere diyorum ki ya bakın işiniz var mı? Her 4 üniversite gencinden birisi işsiz. Ve atanmayı bekleyen dünya kadar insan var değil mi? Şimdi bu yılki çıkan Sayıştay raporunda bakın 164 kişi özel kalem müdürlüklerine aktarılmış. Özel kalem müdürlükler, belediyelerin özel kalem müdürlüklerine aktarılmış. 164 kişi toplam. 164 kişi bir gün, iki gün, üç ay, iki ay sonra oradan devlet memurluğuna geçmiş. Şimdi KPSS'ye girip yıllarca dirsek çürütüp atanmayı bekleyen gençlere ne cevap vereceksiniz siz? Aynı şekilde 40 kişi de tutuyorlar, müdür kadrosuna atıyorlar ve oradan da memurluğa geçiyorlar. Yeni bir yöntem daha bulmuşlar. Bahçeli Evler'di belediyesi galiba. 20 küsür kişi eğitmen kadrosunu alıyor. Eğitmen kadrosunu aldığı kişileri devlet memuru yapıyor. Sonra Sayıştay bakıyor. İçerisinden sadece 5 kişi üniversite mezunu. Lise mezunu olan var içerisinde. Ortaokul mezunu olan var. Ön lisans mezunu olan var. Şimdi bunları da sen eğitim kadrosunda memurluğa atıyorsun. Eğitmenle alakası yok. Sırf kadrolaşmak için yapıyorsun. İşte bu hakkaniyetsizliktir. Bunun da eninde sonunda bir şekilde çıkar bu. Bunları ben anlatıyorum. Da, aynen, bir yandan da şu var tabii Sayıştay raporunda. Biraz önce senin de belirttiğin gibi işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni icraatları, yani çocuklu annelerin. Ki vaatleriydi, seçim vaatleriydi. Evet, seçim vaatleriydi. Ya bir de bu raporda olmaması gerekiyor Tümür. 2020'de evet, evet. Olması gerekiyor. Ya mevzuata aykırılıklı vurgusu yapıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi mevzuatına aykırı olarak yorumluyor. Ya işte aynı anlattığın gibi, yani bir annenin 4 yaşına kadar çocuğu olan bir annenin ulaşımdan bedava faydalanması. Hı hı. Çocuklara süt dağıtılması ya. Yani çocuklara bedava süt dağıtılması. Onun yaptığı konu ne biliyor musun? Lafını kesmek, hı, istemiyorum ama 3A maddesi var. Hı hı. Diyor ki sen bunu 3A maddesinden yapamazsın diyor Sayıştay. Evet. Kooperatif, çünkü İzmir'de kooperatif var, Tire Kooperatifi. İzmir'de bunu yapıyordu. Sen diyor bunu işlenmiş ürün olarak, işte oradaki maddeler var, bunlarla yapamazsın diyor. Sen buna normal ihale yapacaksın diyor. Belediye diyor ki hayır efendim diyor, orası kooperatif. O köylülerden topluyor. Bir orada kamu yararı da var. Köylülerden topluyor, işleniyor, paketleniyor ve buraya geliyor. Burada da dağıtılıyor. Kar amacı yok burada zaten. Kar amacı İzmir'deki üreticiden aldığını İstanbul'da şeye dağıtıyor. Aslında tabii. Kar amacı yok. Kamu yararı var burada. Aksine bir de çiftçiyi destekliyor. Böyle yani. Çok sayıda projesi var. Ya şimdi burada yine aynı noktaya geliyoruz. Yani bazen siyasi hesaplar, bu da çok yaşadığımız, son dönemde çok yaşadığımız bir durum bu. Yani siyasi hesaplar vatandaşa eziyete dönüşüyor. Özellikle bu 31 Mart seçimlerinden sonra, yani CHP'li oldu pek çok büyükşehir belediyesi ve kazanıldı, İstanbul, Ankara başta olmak üzere. Ve AKP'nin ve MHP'nin yani bu konudaki siyaset biçimi gerçekten ibreti alemlik. Yani çok ilginç bir siyasi hata da yapıyorlar. Kendilerine de çok kötü etkileyecek bir siyasi hata yapıyorlar. Çünkü şu, yani meclisteki çoğunluğu AKP'li ve MHP'li üyeler oluşturuyor. Ve milyonlarca insanın oyunu aldılar. Yani o insanlar seni hizmet et diye oradaki halka, yani sana oy veren insanlara ve vermeyenlere hizmet etmek için o makama oturttu. O mecliste üye yaptı. Ama baktığımız zaman pek çok icraatta engellemek üzerine kurulu, yani Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın icraatlarını engellemeye yönelik bir refleksle hareket edildiğini görüyoruz. Bir tane örneği işte çok 142 örnek. Tane halk ekmek büfesinin açılması.
Ya akıl alır gibi değil gerçekten. Ki kuyrukları ya, gördük. Evet, kuyrukları görüyorum ve bakın ben 2001 krizinde de gazeteciydim, muhabirdim. Daha yeni mesleğe başlamış bir muhabirdim. Ve o krizde en temel gördüğüm ilk şey şuydu. İlk önce bu halk ekmek büfeleri önünde kuyruk başlıyor. İkincisi de faturalar. O zaman işte su ve elektrik faturaları inanılmaz can yakıcı bir hale gelmeye başlıyor. Biz gerçekten o kriz koşullarındayız. Ve o kuyruklarda insanlar yarım saat, 45 dakika bekliyorlar. Otobüsle oraya gelmek zorunda olanlar var. Yani çok acil bir soğuk ve pandemi koşulları. Yağmurun altında bekleyenleri de gördüm. Evet, yağmurun altında bekliyorlar ve insanlara soruyorlar. Yani adam AKP seçmeni veya kadın AKP seçmeni oy vermiş. Şimdi burada ve diyor ki şehit ve gazi yakınları işletecek. Vereceğim diyor bu 142 kişi. Ve büyük bir rahatlıkla buna karşı çıkılabiliyor. Yani bu siyasetin inanılmaz bir körlük. Yani bu her şeyden önce oradaki meclis üyeleri, yani bana oy verenlere, yani şunu sadece ben onu da yazdım. Yani şöyle bir vaatte bulunsaydılar. Ben size hizmet gelmesini engelleyeceğim. Bana oy verin. Ya bu kadar absürt bir durum. Bunu yaşıyoruz bugünlerde. Ama empati yaptığımızda mesele çözülüyor. Ben hep öyle yapıyorum yani. Ne yapacak abi? Nasıl yapacak? Çalıştıracak. Yaptırmayacak. Velev ki çalıştırdı. Başına geleceklerden korkuyor. Yani anlatabildim mi? Bu siyasi ama başına bu daha fazlası başına ya getirecek bir şeydir. En büyük korkusu koltuğunu kaybetmek olan bir iktidar için. Çünkü o sırada bekleyenler kendi seçmenleri de var diyor. Ama yani bu işte düşmanlaştırmazsa eğer yani söz konusu belediyeli gerçekten yani Ekrem Bey'in de Mansur Bey'in de ne CIA ajanlığı kaldı ne terör örgütü üyeliği kaldı. Yani bundan 1,5 yıl önce işte su faturamızı şu terör örgütü verecek diyor. İspanyollar şu evet. Terör ya örgütüne teslim edilecek deniyor. Bu saçma değil onlar bugün açısından. Bugün ama faturaların ödemediği gerçeğiyle gündemde. Ya bu saçma bir şey değil, siyaset değil. Bu siyasetin arkasında rasyonel bir akıl var. Velev ki böyle yapmadı. Velev ki böyle yapmazsa mevcut rejim değil. Rejim ve koltuklar tehlikeye düşüyor. Dolayısıyla böyle bir düşmanlaştırmayı rasyonel bir akılla yapıyor. Yani bilerek, bilinçli olarak yapıyor. Kesinlikle. Ve çalıştırmayacağım diyor. Ve çok diyor. Başarıyla yapıyor. Mesela ben konuştuğum insanlarda şey görüyorum. Diyorlar ki ya bak ne hallere düştük görüyor musun? Allah CHP'ye fırsat vermesin. Diyorum ki ya CHP ne yaptı ki? Böyle hani ne olsa CHP yaptı. Diyorum ki neden öyle söylediniz? Hani CHP ne yaptı? Bak diyor başımız hep o. Ya diyorum ki bir şey yapamıyor ki CHP yani. CHP'nin yaptığı bir şey yok ki sana yaptığı ama çok güzel ve başarılı bir şey bu. Neden anlamda katılmıyorum ya? Tabii ben propaganda bence yani. Yarıyor, işe yarıyor. Öyle gören bir seçmen kitlesi var. Ama bakın var. Ya eskiden belki öyleydi. Yani bu belki de bu doğru bir gözlem de olabilir. Yani farklı gözlemlemişiz sadece diyebilirim. Yani benim de kesin kanaatten bahsetmiyorum ama benim gözlemim şu. Yani belediyeleri kazandıktan sonra bir model oluşturuyorsun. Özellikle büyük şehirleri kazandıktan sonra bütün Anadolu için, bütün o coğrafya için bir model oluşturuyorsun. Ve örneğin normal siyasetten yani yerel yönetimdeki faaliyetlerin normal CHP'nin ya da muhalefet partilerinin işte Kılıçdaroğlu'nun konuşması veya siyaset yapılması ilçe örgütünün örneğin CHP, MHP ya da HDP ilçe örgütünün siyaset yapmasına farklı bir şey belediyenin icraatı. Çünkü o birebir insanlara dokun. Bakın o süt dağıtılıyor ya. On binlerce aileye süt dağıtılıyor. O bir temas kuruyor orada. Veya işte halk ekmek büfeleri. Sen orada beklediğinde ama onu engellemeye çalışıyorsun ama ben bunun siyaseten gerçekten çok büyük risk ve hata oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü bunu anlatmayı başarabilir. Bakın Ankara'da yaşamıyorum. Çok bilmiyorum ama Mansur tamam, Yavaş kısa bir araya gidelim. Mansur Yavaş yazıyor bu icraatları ve gerçekten belediyelerin belki de yapması gereken en temel hareket icraatlarının engellenmesini karşı oluşturmuş barikatı deşifre etmek olacak. Ve bu gerçekten çok şey değiştirebilir Türk siyasi ama tarihinde. Ama velev ki mesela merkezi hükümet burayı engellemedi. Alternatif politikasına yani şunu derse eğer ondan bahsediyorum ben temel şeyim o arkasındaki rasyonel aklı ararken evet onlar da şöyle 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 işleri güzel yapıyor. Bunu demeyecek elbette. Ama engellemek ayrı bir şey. Hizmeti engellemek dediğinde başka bir kategoriye giriyorsun. Ya arkasında kasıtlı yapılıyor anlamında. Kasıtlı kesinlikle evet, kasıtlı yapıyorlar. Kasıtlı olarak düşmanlaştırıyor. Ama mutlaka bir hesap var. Diyor. Bir hesap var. Yani bu ne hesap diyecek, da daha iyi yapıyor. Hizmet getireceğim diyecek. Ya onları söylüyor, yapıyor daha iyisini yapıyorum demeyecek. Birinci onlar aşama, kötü yapıyor. Birinci aşama bir kriminalize et, terörist yap. İkinci aşama icraatların tümünü durdur. Neden durdurdun? Çünkü teröristti. Yani böyle bir bakış açısı var ve bu bakış doğru açısı kendi içerisinde kötü olmakla beraber tutarlı. Bir ve işe yaramayacağını düşünüyorum. Ben ya, işe yarar onu bilmiyorum. O konuda ya Timur 18 yani yıldır yarıyor. Yani bilmiyorum bu konudaki şeyini birazdan lütfen açıklamanı. Biz Murat'la ikimiz Umutlular Cephesi'ni temsil ediyoruz. Çok biz hala bu ülkenin ya, çok güzel günleri olduğunu düşünüyorum. Haberdikten sonra devam ederiz. Peki. Aslında şimdi sayfayı çeviriyoruz. Kayda geçecekler biraz da siyasetin içine girmeyi gerektirecek. Çünkü
Birazdan hem araştırmacı, akademisyen Doktor İbrahim Uslu ile başlayacağız. Hep beraber sorularımız olacak. Gündemde iki araştırma var. Bir analiz daha doğrusu. Araştırma demek yanlış olur. Bloomberg bir analize imza attı. Bu analizde Meral Akşener ve Canan Kaftancıoğlu isimleri Tayyip Erdoğan'ın karşısında konumlandırıldı. İşte bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı, diğer tarafta Sayın Akşener ve Sayın Kaftancıoğlu. Buna ilişkin bir analiz. O analiz tam olarak ne anlatıyor? Ne gibi sonuçlar çıkar? İbrahim Uslu'yu deyim yerinde ise biraz sıkıştırmak istiyoruz. Bir diğer sıkıştırma noktamız ise şu olacak. İstanbul Üniversitesi muhafazakar seçmenin hala çok kararsız olduğuna yönelik bir akademik çalışmaya imza attı. Bir ayrı bir firmanın herhangi bir siyasi partiye yapmış olduğu bir çalışmanın kamuoyuna sızması değil. Akademik bir çalışma, sonuçları itibariyle de değerlendirilmesi gerekiyor. İşte mevcut kuru ekmek meselesi var işte. Boğazınızdan geçerse tok sayılıyorsunuz, aç değilsiniz demek ki. Böyle tepkiler alındı, çok tepki çekti haliyle. Bunu bırakın, birazdan belki son bölümde de aktaracak Ozan Gündoğdu. Bu ayçiçek yağı fiyatları üzerinden bambaşka bir tablo var. İthalatı, ihracatı, faturası üzerine eklediğiniz zaman tüm seçim anketlerinde birinci sırada ekonomi başlığını görüyorsunuz. Bu pandemiden önce de böyleydi. Ama seçmenlerin refleksleri hangi siyasi ideolojiye ya da partiye yakınlık gösteriyor, nasıl hareket ediyor, gruplar halinde değişiklikler var mı? Bu tip şeyler kamuoyunun çözüm beklediği meseleler siyasetten olunca siyasetteki değişkenlere de bakmak gerekiyor. Yoksa loto oynamak değil amacımız elbette. Fakat soracağımız önemli sorular var. İbrahim Uslu'ya alacağımız da gerçekten önemli yanıtlar var. Ayrıca sadece buraya da kapanıp kalmayacağız. Daha konuşacağımız tonla Türkiye gerçeği var. Çok kısa bir ara, bizden ayrılmayın.